Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda dörtgenler konusunun konu anlatımında ikinci videodayız. Yani dörtgenlerin özelliklerini anlatacağız sizlere. Evet, dörtgenlerin özellikleri. Birinci özelliğimiz şu. Dörtgenin hem iç açılarının hem de dış açılarının ölçüleri 360 derecedir. Arkadaşlar zaten bütün çokgenlerde dış açılar ölçüleri toplamı 360 derece. Dörtgende de iç açılar toplamı da 360 derece. Sebep? Köşegen çizince iki tane üçgen geliyor. Hocam 180 derece buradan, 180 derece de buradan, iç açılar toplamı zaten 360 dereceyi yapıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Gelelim ikinci özelliğe. Dörtgende ardışık köşelerden çizilen iç açı ortaylar arasında kalan açı diğer açıların toplamının yarısıdır. Mesela şu ardışık köşelerden çıkan, yalnız dikkat edin, A ve B'den çıkan açı ortaylar olduğunda arasında kalan açı kullanmadığın açıların toplamının yarısına eşittir. Bunun için formüle gerek var mı? Mesela sallayalım. Belki de örneği vardır da. Sallayalım hadi. 80 diyelim. Buraya da 110 diyelim. Sen zaten bu formül, ya bilmene gerek yok. Bilsen hızlı yaparsın. Bilmesen de yine yapabilirsin. Sıkıntı yok bence. Her türlü yaparsın. X x dersin. Y y dersin. Hocam dörtgen iç açıları toplamından 2x artı 2y artı 110 artı 80 eşittir 360 ya. Buradan x artı y gelecek. Şu x'in toplamı 190. 170 yapıyor o zaman burası. 2x artı 2y 170 yapıyor. X artı y'yi de kaç buluruz arkadaşlar? 85 diye buluruz. X artı y 85 ise alfaya da kaç derece kaldı? 95 derece kaldı. Ya da 110 artı 80, 80, 190 bölü 2'den direkt 95'i de bulabilirsiniz. Size bırakıyorum. Özellik, böyle bir özellik var. İster bil, ister bilme. Evet, gelelim diğer özelliğe arkadaşlar. Özelliğimiz buydu. Ama özellik de kolay bir özellik. Kullanmadığın açılarla ilgili. Kullanmadığın açıların toplamının yarısına eşit. Geldik şuna. Bu sefer ardışık köşelerden gelen açıortaylar olduğunda aradaki dar açı. Formülü de kullanmadığın açıların farklarının yarısı arkadaşlar. Bu da kolay. Farklarının yarısı. Yine bilmesem de olur. X, X, Y, Y. Mesela burası 110, burası da 80 verildiğinde farklarının yarısı. Ya da 2X artı 2Y artı 110 artı 80'den X artı Y'yi bulduk ya arkadaşlar biraz önce zaten. X artı Y kaç gelmişti? 85 gelmişti galiba, değil mi? X artı y belliyse buradaki dörtgenden iç açıları toplamı 360'tan burayı bulursunuz. Sonra da 180'e tamamlayan açısından da yine sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Ama bu formülde sanki kolay bir formül. Size bırakıyorum. Bilseniz de olur, bilmeseniz de olur. Direkt kullanmadığın açıların farklarının yarısı şeklinde diyebiliyoruz arkadaşlar. Geldik örneğe. Mesela örnek. Direkt alfa nedir arkadaşlar? İki tane iç açı ortay arasında direkt şu açıların toplamının yarısı 100 artı 90 bölü 2. Biraz önce zaten formülü kullanmadan nasıl yapıldığını gösterdim. İsterseniz oradan da siz yapın. Direkt 190 bölü 2'den kaç geldi arkadaşlar? 95 geldi. 190 bölü 2'den 95 geldi. Evet, biraz öncekinde 110'a 80 dediğimde de aynı cevabı bulmuştuk. Evet, cevabımız 95 oldu. Geldik buraya. Yeni nesil bir soru. Bakalım. Ön yüzü mavi, arka yüzüyle yeşil renkte olan ABCD dörtgeni biçimindeki kartona aşağıdaki katlamalar yapılıyor. Boyutları farklı bir şekilde verilmiş sadece arkadaşlar. Keşke bu karton, yani sığmıyor diye böyle yaptım mecburen. Haberiniz olsun. İşte 80'e 110 verilmiş. B köşesi AD üzerine gelecek biçimde katlanıp yandaki şekil oluşturulup karton tekrar eski haline getiriliyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Eski haline bir geri getirelim. Eski haline geri getirdiğimiz zaman. Hani ne yapıyoruz? Şunu açıyoruz arkadaşlar. Kartonu tekrar açıyoruz. Açtığımız an AB buraya geldi ya. AB şurada olmayacak mı arkadaşlar? Evet, burada olacak. CK buraya geldi ya. CK böyle olacak. Öbürü de nasıl arkadaşlar? Şu BC, bu da böyle. Bakın simetriye, gördünüz mü? Şu ve şu. Peki katlamalarda biz ne diyorduk arkadaşlar? Katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit şeklinde söylüyorduk. Ama soru bizi, yani kenarların eşitliğini de verip de, mesela tamam verebilirim. Şu kenarla şu kenar eşit. Şu kenarla şu kenar eşit. Ondan sonra şu kenarla şu kenar eşit. Sonra üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. İşte hocam burası, buradaki açılar birbirine eşit falan filan. Hangisini kullanacağımı bilemediğim için burada isterseniz bunları biraz sonra soruyu okuduktan sonra şey yapayım. Şuna bakalım. B köşesi, bu sefer B köşesi de buraya gelecek şekilde katlama yapıldığında. Yine eski halini açalım arkadaşlar. Katlamada bu buraya geldi ya. Bizim CB böyle değil mi arkadaşlar? Evet, CB'miz böyle. Bu şekil böyle katlandığı zaman da bu buraya geliyor, öbürü de buraya geliyor. Eski dörtgenimiz bakın
şu şekilde değil mi arkadaşlar? Evet, dörtgenimiz bu şekilde katlanmış, simetri de bu. Bu doğruya göre simetri de bu. Buna göre katlama çizgileri arasında kalan açı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. He, katlama çizgisi. Arkadaşlar bundaki katlama çizgisi ne? Şu. Bundaki katlama çizgisi ne? Bu. O zaman bu katlama çizgisi A'dan nereye gelmiş? Şunun üzerine gelmiş. A'dan buraya gelmiş bu katlama çizgisi. Öbüründeki katlama çizgisindeki olay neydi arkadaşlar? Üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Evet, şu açılar birbirine eşit olacak. Öbüründeki katlama çizgisi C'den karşı kenara geliyor arkadaşlar. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Kenarlara dalmamıza gerek yok arkadaşlar. Üst üste binen bu da açıortay doğrusu da böyle gelecek arkadaşlar. Katlama çizgileri birbirine eşit dedik. Şimdi bakın bu sefer ne geldi arkadaşlar? Karşıtlık köşelerden çizilen açıortaylar geldi. Karşıtlık köşelerden çizilen açıortaylar arasında kalan dar açı formülü. Neydi? Farklarının yarısı değil miydi? 110 eksi 80 bölü, tabi mutlak değerci alıyoruz arkadaşlar negatif olamayacağından dolayı. Bölü 2. 30 bölü 2'den kaç çıktı cevap? 15 çıktı. Evet, cevabımız 15 mi arkadaşlar? Kaç derece olabilir diye soruluyor. Şıklara baktınız. Cevabı sen 15 diye yazdın. Şıklarda yok. Başka ne olabilir? Hocam iki doğru arasındaki katlama çizgileri arasındaki doğrular arasındaki iki doğru arasındaki kaç? Sadece burası değil ki. Burada kaç da var. Yani burada kaç da aynı zamanda kaç derecede olabilir? 165 derecede olabilir. Cevabımız ya 15 derece ya da 180'e tamamlayan açısı 165 derece olur. Tamam mı gençler? Olay bu. Geldik buraya. Bunu bilin yalnız arkadaşlar. İspatı uzun. Dik üçgenden çıkıyor yine. İspatını göstereceğim size arkadaşlar. Hatta çok değerli bir hocam da bunu bu şekilde üçgenlerde de özelliğini de veriyor aslında böyle. Farklı bir şekilde veriyor ama veriyor. Ben onu kullanmıyorum. O takip edebilirsiniz. O hocamız da Mustafa Yağcı hocamız da değişik bir şekilde bir şey yapıyordu. Ya şu kenarlar verildiğinde farklı bir şey vardı ama ben de hatırlayamıyorum arkadaşlar. O da o ispattan çıkıyor zaten. Aynı mantık hemen hemen. Kullanmaya gerek var mı? Kullanabilirsiniz de kullanmayabilirsiniz de. Özellikçi olan arkadaşlar oradan gidebilir ama biliyorsunuz pek de özellikçi de değiliz. O Mustafa Yağcı hocamın da üçgenlerde verdiği bir özellik de aynı bu ispatla çıkıyor arkadaşlar. Zaten üçgenden çıkıyor ya, köşegenleri dik kesen herhangi bir dörtgen gördüğünüzde, köşegenleri dik kesen herhangi bir dörtgen gördüğünüzde karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. A kare artı C kare, B kare artı D kare eşittir. Köşegenleri dik kesen bir dış bükey bir dörtgen bu. Bu da iç bükey bir dörtgen. Arkadaşlar iç bükeylik veya dış bükeylik. Ya biz genelde dış bükey dörtgenlerle uğraşıyoruz ama iç bükey dörtgen de karşımıza çıkabilir. Yani buna konveks diyoruz. Buna konkav diyoruz. Konkavlık müfredattan kaldırıldı diye de bir şey de duydum sanki de tam da emin de değilim arkadaşlar. Ama hocam böyle bir şey sorsalar hani konkavlık kaldırılmıştı deseler zaten bunun ispatı üçgenden çıkıyor. O yüzden hani kaldırıldı niye sordunuz ÖSYM'ye niye sordunuz böyle bir şey diye bir şey itiraz etme hakkımız da yok. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu şekilde iç bükey bir dörtgende de bir köşegen bu. Diğer bir köşegen bu. Hocam bunlar kesişmiyor. Uzantıları dik kesişirse yine aynı. Karşılıklı derken şu A kare artı C kare ve K artı D kareye eşit arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sanki bu şuradaki üçgen, bakın şuradaki üçgen yukarı katlanmış gibi. Açın arkadaşlar. Simetriğini alın. Bir ispat da bu olabilir. Simetriğini aldığınız zaman bu noktanın simetriği de dik olacak ya. Bu da buraya denk geliyor. O zaman B iken bu buraya geldi. C iken bu buraya geldi. Katlaması alınmış hali gibi. Gerçekten de A kare artı C kare, B kare artı D kare eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Eğer bu özelliği biliyorsan sen, yani köşegenleri dik kesen bir dörtgende karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit biliyorsan bu şekilde konkav dörtgende de aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Katlanmış hali gibi. Katlanmış açın. A kare artı C kare, B kare artı D kare eşit oluyor zaten arkadaşlar. Bunu burada buradaki yaptığım şeyi burada da şöyle bir çizin arkadaşlar, tamam. Tabi burayı farklı bir kalemle çizin. Böyle simetriğini alıp köşegenlerini dik kestiğini falan şöyle gösterin. A, B, C ve D. Burası B, burası C oluyor. Küçük küçük notlar desin işinize de çok yarar arkadaşlar. Ben çünkü burada ispat yapacağım arkadaşlar. Her ikisinde de ispat yapacağım için şu an şurayı siliyorum. Hocam nereden geliyor bu? İspatı uzun olduğu için zaten bunu bilin diye söylüyoruz arkadaşlar. Hocam bakın şurada bir dik üçgen var. Burada da bir dik üçgen var.
Her iki dik üçgende de ortak olan kenar burası. Ortak olan kenarı yalnız bırakıyorduk. Değil mi arkadaşlar? Evet. Buraya x, buraya y diyecek olursak. Şurası da m ise. M kare neye eşittir arkadaşlar? M kare eşittir. Bunun karesi eksi bunun karesi. A kare eksi x kare eşittir. Aynı zamanda m kare neye eşittir? B kare eksi y kare eşittir. Tamam. Her ikisi de m kare eşit. Doğru mu? Doğru. Buradan ne geldi arkadaşlar? Bunu buraya atalım. Bunu buraya atalım. A kare eksi b kare eşittir. X kare eksi y kare eşit oldu. Peki. Bir burada Pisagor var. Bir de burada Pisagor var. Buraya n diyecek olursak. Her ikisinde de n ortak mı? Ortak. Her ikisinde de n ortak. N kare neye eşittir? D kare. Hani ortak olanı yalnız bırakıyorduk ya dik üçgende. D kare eksi x kare eşit. N kare d kare eksi x kare eşit. Aynı zamanda n kare c kare eksi y kare eşit değil mi? C kare eksi y kare eşit. Buradan ne geldi? Bunu x kareyi öbür tarafa atarsak x kare eksi y kare neye eşit oldu arkadaşlar? D kare eksi c kare eşit. Aa hocam x kare eksi y kare a kare eksi b kare eşit. X kare eksi y kare d kare eksi c kare eşit. O zaman a kare eksi b kare eşittir. D kare eksi c kare eşit oldu. Bunu buraya at, bunu buraya at. A kare artı c kare eşittir. B kare artı d kare. Oldu mu arkadaşlar? Oldu. Gerçekten de karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit çıktı. Her zaman bu işlemle uğraşmak can sıkıcı olduğu için arkadaşlar o yüzden köşegenlere dik kesilen bir dörtgenin karşılıklı kenarların karelerin toplamlarının eşit olmasını bilmenizde fayda var. Peki burada aynısının laciverti. Hocam şurada bir dik üçgen var. Şuraya x buraya y diyelim. Şuraya m diyelim. M kare neye eşittir? B kare eksi x kare. M kare neye eşittir? C kare eksi y kare eşittir. Aynı mantık buradan geliyor arkadaşlar. Ondan sonra büyük Pisagor'a bakacaksınız. Büyük Pisagor'da da şu kenar ortak. Bu kenara da n diyecek olursanız n kare neye eşit a kare eksi x kare. N kare neye eşit d kare eksi y kare. Eşitleyin. Aynı işlemle yine sonuca ulaşacaksınız arkadaşlar. Tamam. Her iki ispat aynı. O yüzden burada şu katlamayı şöyle gösterebilirim ben. Şu katlama işini şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Çünkü aynı ispat olduğu için katlanmış hali gibi o b iken burası da b, c iken burası da c. Karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. A kare artı C kare B kare artı D kareye eşittir. Tamam. Güzel bir soru arkadaşlar. Güzel bir özellik. Güzel de bir ispat oldu arkadaşlar. Zaten Mustafa Yağcı hocam da köşegenleri dik kesen dörtgende yani şöyle bir şey gördüğümüz zaman A kare eksi B kare D kare eksi C kareye eşit diyordu galiba. Öyle bir şey olması lazım. Aynısı zaten. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam bakarsınız. Evet. Şimdi ne var burada arkadaşlar? Köşegenleri dik kesen bir kartonda dört farklı renge boyanmıştır. Bu karton köşegenleri boyunca katlandığında dört rengin üst üste geldiği bölge kesilip atılıyor. Köşegenleri boyunca katlayacağız. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Öncelikle şu uzunluğu bulalım. Şu x diyecek olursam arkadaşlar. X'in karesi artı 24'ün karesi eşittir 15'in karesi artı 20'nin karesi. Bak matematikte bile daha önce söyledim. Dik üçgeni kullanabilirsin diye. Hocam 15, 20, 25. Burası 25'in karesidir. Yani burası 25'in karesi. X 24, 25 ne üçgeni? 7, 24, 25 üçgeninden X 7 mi çıkar? Evet. X'i 7 bulduk arkadaşlar. X 7 çıktı. Tamam. Şimdi adam bana diyor ki köşegenleri boyunca katla dört rengin üst üste geldiği yer diyor. Öncelikle ben bunu AC köşegeni boyunca katlayayım. İsterseniz önce AD köşegeni boyunca katlayın. Hiç fark etmez. Şu şekilde katladığım zaman buraya gelmez mi arkadaşlar? Çünkü B noktasının bu doğruya göre simetriğini alıyoruz. Yani dik olduğu için tam da buraya denk gelmek zorunda. Evet arkadaşlar ben bunu katladığım zaman şurası mı oldu? Evet. Şimdi burada mavi ile sarı çakıştı. Burada kırmızıyla şey çakıştı. Şimdi ne yapacağım? Hop bunu böyle yapacağım arkadaşlar. Yani şurası kayboldu. İsterseniz tam kaybolma işlemini de göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Şurası kayboldu arkadaşlar. Ben bunu katladım. Burası gitti. Şurası 20'yi falan yazacağım şimdi. Dur. Çok iyi bir şekilde anlayın diye. Güzel bir soru arkadaşlar. Şurası kaç oldu? 7. Burası kaç oldu? 20. Değil mi? Katlamada. Sonra aldım ben bunu şu köşegen boyunca katladığım zaman. Bu köşegen boyunca katladığım zaman da şöyle bir şey mi oldu arkadaşlar? A noktası buraya denk geldi. Evet. Siyahla mı yapsam onu? Yok maviyle yapayım hadi. Hop. Şunu şöyle katladığım zaman bu da buraya denk geldi. Hocam bak burada sarıyla mavi vardı. Sonra burada da şey vardı.
Ben bunu böyle katladığım zaman şu şuraya mı denk geldi arkadaşlar? Bu buraya denk geldi. Bu sarı renk buraya denk geldi. Her dört rengin üst üste bindiği yer neresi oldu arkadaşlar? Bu katlamayı da yaptığım zaman. Burada bakın dikkat edin. Şunu böyle katladığım zaman iki renk üst üsteydi. Burada da iki renk üst üsteydi. Şuradaki iki renkin üst üste olduğu yer hop buraya gelince burada da iki renk üst üsteydi. Dört renk üst üste burası mı oldu arkadaşlar? Evet. Şimdi bu katlamayı böyle yaptım ya. Bu katlamayı böyle yaptığım için şu tarafı da sileyim isterseniz. Daha rahat anlayın. 15. Şurası da kaç oldu arkadaşlar? 7 birim. Evet. Katlama da 7 birim olacak orası. Şurası 7 birim arkadaşlar. Şunu siyah kalemi alayım ben artık. Şu katlamayı şöyle yaptım. Siyah kalemi alayım. Heh. Şu katlamada şöyle şurası oldu arkadaşlar. Katlamada her dört renginde üst üste olduğu yer burası. Bu katlamada burası önceden 7 idi. Bak böyle katladığımızda burası 7 idi. Böyle katlamada burası da 7 oldu. Şimdi diyor ki ben bunu aldım. Dikkat edin aldım. Ve şu kısmı kesip attım. Dört renginde üst üste olduğu bölgeyi kesip attım arkadaşlar. Şurayı. Sonra kağıdı tekrar geriye açtım. Açayım kardeşim. İlk ben yukarı doğru katlamıştım. Sonra sağa doğru katladım. Sağa doğru katladım. Şimdi sağa doğru açıyorum arkadaşlar. Sağa doğru açtığımızda şekil bu. Bak kesilen kısma dikkat edin arkadaşlar. Şekil şu. Sağa doğru açtığım zaman. Şu siyah kısım gitti değil mi? Siyah kısım yok. Yok olan kısım arkadaşlar. Orayı da beyazla yapmayayım isterseniz. Hop açtığım zaman. Burası siyah kısım. Kesilen kısım. Şurası siyah kısım değil mi arkadaşlar? Kesilen kısım. Açtığım zaman burası da 7 birim. Şu anlık burası boş arkadaşlar. Şimdi şu üçgeni de ne yapmıştım? Katlamıştım. Onu da geriye doğru açayım arkadaşlar. Onu da geriye doğru açıyorum şimdi arkadaşlar. Açıyorum. Hop açtığım zaman şöyle bir şey oluştu. Eski hali bu oldu. 7 ise 7, 20 ise 20 oldu. Ama arkadaşlar bakın şu siyah kısım yok olan kısım değil mi? Kesilip atılmıştı. Oraya dikkat edin arkadaşlar. Bunun simetriği buraya denk geldi. Bunun simetriği burası oldu. Bunun simetriği de şurası mı oldu arkadaşlar? Evet. Şimdi 7 iken burası da 7 oldu. 7 iken zaten burası da 7. Dikkat edin arkadaşlar. Kesilen yer neresi? Siyah yer değil mi? O zaman bizim asıl şeklimiz ne oldu arkadaşlar? Kesilen yer bak siyah bölge. Kesilen yer siyah bölge, onu büyük kalemle gösteriyorum. O zaman bizim kağıdın çevresi bak şurası. 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 Siyah bölge yok. Hocam o zaman burası. Hocam o zaman burası. Hocam o zaman burası. Şöyle bir garip şekil çıktı karşımıza arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. İsterseniz bu şekli siz de katlayın. Aynı şekil kendi gözünüzde de görün arkadaşlar. Katlamalarda böyle. Katladın katladın. Kesilen yer var ya. Orayı ben siyahla boyadım mesela. Bu siyahla boyanan yer yok. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Burası yoksa çevrede ben buradan gidemem. Yok olan yerden gidemem. Şuradan şöyle 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 gitmem lazım arkadaşlar. O zaman dikkat edin şimdi. Ne oldu arkadaşlar? Bu kağıdın çevresi isteniyor. Burası kaçtı? Burası kaçtı? 15 değil mi? O zaman bunun çevresi 15, 24, 20. 15, 24 ve 20. Sonra buradan geldim. Şurası 7. 7 ve 7 de var arkadaşlar. 7, 7 ve 7 de var. İşte bu kağıdın çevresi bu yapar. Bu da çok güzel bir soru arkadaşlar. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Şu ortadaki kısım kayboldu gitti. Kağıdımız böyle bir kağıt yaptı. Maviyle karaladım bakın. İşte bunun çevresi soruluyor. Evet zor gibi duruyor. Ama bunu anlamaya çalışın arkadaşlar. Artık ben böyle bir soru bekliyorum. Çok da güzel bir soru. Dörtgendeki ufak bir özelliği kullandırıyor. Ve kağıt katlamayla ilgili, simetriyle ilgili böyle bir soru. Artık bu mantıkla bir soru gelecek diye hissediyorum. Ya 2022 tayfaya ya da 2023 tayfaya gelecek arkadaşlar. Ha bunun kolayı gelir bilemem. Zoru gelir hiç bilemem. Ama bu da gerçekten baktığımız zaman zor gibi duruyor ama aslında zor da değil. İlk etapta böyle yaptığımız için, ilk etapta böyle bir soru çözdüğümüz için zor gibi geliyor. Aslında kolay bir soru arkadaşlar. Evet kaç yapıyor o zaman? Hadi en nefret ettiğimiz kısma geldik. Neyse 3 kere 21 şu ikisini toplayayım o zaman 45 60 80 cevabımız o zaman 80 yaptı işlem hatası yapmadıysak arkadaşlar. Evet bu sorunun cevabı böylelikle 80 oldu. Güzel bir soru. Tekrar bu soruyu yapmanızı tavsiye ediyoruz. Geldik şuraya. Bir dörtgende köşegenler arasındaki açı alfaysa mutlaka mutlaka bunu da bilin. Bak ikinci özellik üçüncü özellik bilmenize gerek yok kendiniz yapabilirsiniz dedim.
Aa, bir önceki özellik, şu özellik arkadaşlar. Bilinse iyi olur. Yani bil. Şu özellik arkadaşlar, çok kullanıyoruz. Bilinse iyi olur. Bir dörtgende köşegenler arasındaki açı alfa ise, köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2 bize neyi veriyor arkadaşlar? Dörtgenin alanını veriyor. Aslında üçgendeki sinüs alan formülüne benziyor. Üçgendeki sinüs alan formülü neydi? Hocam burası alfa ise AB kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2 idi. Burada ne? Köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2. Aynı şeyin laciverti gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Hocam dörtgenimiz iç bükey ise de yine aynı. Köşegenler kesişmiyor ama uzantısında kesişiyorsa da yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Ama şunu da söyleyeyim. Hocam bilmeye gerek var mı? Bilin yine de. Ama siz bunu bilmeseniz bile kendiniz üçgen bilgilerinizle özel açı var ya burada. Özel açı mantığından dolayı sonuca ulaşabilirsiniz. Yani sinüsün olduğu yer olduğu yerlerde zaten taban çarpıyı tabana ait yüksek bölü 2 her zaman işe yarar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet, burada yalnız dikkat edin arkadaşlar. Şu köşegenler çarpımının yarısı derken, bu köşegen derken, bak şu yeşil bölgenin alanını bulurken, hocam bu tamamı, bu tamamı değil. Bak bunun tamamı tamam. Bir de şuradaki uzunluk arkadaşlar. Bu köşegen, çünkü bu dörtgenin BD köşegeni, öbürü de AC köşegeni. Köşegen tamamı değil. Dikkat edin. Şu köşegen çarpı, bu köşegen çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşit olacak arkadaşlar. Bunu unutma. Not. Not. İki defa yazmışım. O kadar önemli yani. Düzeltirim neyse burayı. Köşegenleri dik kesen bir dörtgenin alanı. Neydi? Köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2 değil miydi? Yani sinüs 90 bölü 2. Sinüs 90 zaten 1 olduğundan dolayı direkt AC çarpı BD bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Çünkü sinüs 90 1'e eşittir. O yüzden bu da kesinlikle bilinse iyi olur. Bunu da kullanıyoruz arkadaşlar. Köşegenleri dik kesen bir dörtgende de köşegenler çarpımının direkt yarısıdır arkadaşlar. Ha, dik üçgenin alanı gibi dik kenarlar çarpımının yarısı ya da üçgenin alanı gibi taban çarpı yükseklik bölü 2 gibi. Burada da aynı şekilde. Hocam bir köşegen bu. Diğer köşegen bu. Olduğunda ne oluyor? Köşegenler çarpımının yarısı bu uzantısı oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Geldik şuraya. Şöyle bir soru. Ya yeni nesil bir soru gibi yazmışım. Okuyup anlamalı bir soru arkadaşlar. Aslında yeni nesil bir soru da değil. Okuduğunuz zaman ne kadar kolay çıktığını da görürsünüz. Bununla ilgili soruları daha sonrasında şeyde falan göreceksiniz zaten. Paralel kenar içerisinde, eşkenar dörtgen içerisinde, herhangi bir dörtgen sorularının içerisinde zaten göreceksiniz. Okuyalım bakalım ne diyor. Şekilde görülen AB ve DC çubukları P noktasından mafsalla monte edilmiştir. Evet, mafsal dediği bu. Evet, çubukların etrafına esnek bir ip sarılmıştır. İşte burada kaç alfa olarak verilmiş? Çubukların uzunluğu 6 birim ve 9 birim olarak verilmiş. Alfa 90 olacak şekilde çubuklar açıldığında tam alfayı 90 derece yapacak olursak arkadaşlar. İpin sınırladığı bölgenin alanı. Evet, yani köşegenleri dik olduğu zaman bunun alanı nedir diye soruluyor. Direkt basit 6 çarpı 9 bölü 2 köşegenler çarpı yarısı. Tamam, kolay bir soru arkadaşlar ama hani köşegenler dik kesilen bir dörtgenin alanını da anlattık burada, sorusunu da çözmeden olmaz diye düşündüm. Onu da biraz yeni nesil yapayım dedim arkadaşlar. Böyle bir soru çıktı yani açıkçası. Neyse, geldik son özelliğe. Evet gençler, son özellik bu da önemli, buna da dikkat edin. ABCD'de bir dörtgen KLM'ne orta noktalar olduğunda KLM'ne paralel kenardır. Çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Şimdi KLM'ne bir paralel kenardır. Aa hocam eşitlik var, eşitlik var. Aklınıza ne geldi? Orta taban. Hemen şunu çizdiniz. Hocam şununla şu paralel, bununla da bu paralel. Şununla şu paralel, bununla da bu paralel. Karşılıklı kenarlar paralel. Hatta buraya A dersem tamamı 2A, şuraya yazayım. Bu da A mı olacak arkadaşlar? Evet. Peki diğer köşegeni de çizecek olursak arkadaşlar, diğer köşegeni de çizdiğimizde bunlar eşit, bunlar eşit. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şununla şu paralel oldu. Hatta B ise 2B oldu tamamı. Hatta burada da bir orta taban çıktı. Şununla da şu paralel oldu. Burası da B oldu. İçeride oluşan şekil gerçekten de bir paralel kenar çıktı mı? Çıktı. Niye hocam? Karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgen olduğundan dolayı. Karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgen. Ve karşılıklı kenarları da birbirine eşit olan bir dörtgen. Evet, KLMN paralel kenardır. İspatladık. AC artı BD çevre KLMN'ye eşittir. Bak, AC köşegeni, bu iki özelliği de hani bilseniz de olur, bilmeseniz de olur da yani kendiniz de çıkartabilirsiniz arkadaşlar ama bazı sorularda çok da karışık oluyor. Sanki bilseniz iyi olacak.
Burası A iken burası 2A. Burası B iken 2B yazdık. AC uzunluğunu biz ne bulduk? 2A. BD uzunluğunu 2B. Gerçekten de 2A artı 2B. Çevre KLMN'ye eşit mi? Çevre KLMN'ye bakalım. KLMN. Hocam AB. AB. Yani o da 2A artı 2B oldu arkadaşlar. Gerçekten doğru mu? Gerçekten de doğru. Tamam. Geldik bir sonraki özelliğe. Alan KLMN, alan ABCD'nin yarısıymış. Şu yarısıymış. Arkadaşlar şurada ispat yapacağım ben şimdi. Şöyle bir saniye delete yapayım. Sonra kısa yollar şöyle. Şunu şöyle bir kopyala yapıştır yapayım. Çizmekten uğraşmaktansa bir saniye. Şöyle kopyala yapıştır yaparsam işim daha kolay olacak arkadaşlar. Evet, geri geleyim. Şu şurada kalsın. Bakın arkadaşlar. Alan KLMN, alan ABCD eşittir. İspatlayacağım. İspatlayacağız. Öyle yok. Ama önce şunu da söyleyeyim. S1 artı S3, S2 artı S4'e eşittir arkadaşlar. Şurada ispatlayayım isterseniz. Şurada ispatlayayım. İspatı burada yapacağım. Küçük oldu biraz ama büyütürüz şekli arkadaşlar. Bakın. Şurada da ispatlayayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şuraya büyüteyim biraz. Şekli büyütüyorum. Şuraya bakacak olursanız. İlk önce şunu ispatlayacağım arkadaşlar. Bu alan tüm alanın yarısı. Tamam, ona geleceğiz arkadaşlar. Ama S1 artı S3 gerçekten de tüm alanın şeyi mi? Dörtte biri mi? Ve S1 artı S3 ile şu karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit mi? Arkadaşlar biraz önce de yaptık. Hop şunu çizecek olursam. Aa, S1 ise şunu biliyoruz arkadaşlar. Şöyle şunlar eşitse bunlar da eşitse. Burası A iken burası 3A değil miydi? Farklı eşitler varken. Hatta bu böyle devam ediyordu böyle hatırlarsanız. A, 3A, 5A değil mi? Eşitler böyle devam ederse diye devam ediyordu arkadaşlar. E burası S1 iken burası 3S1 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Burası S3 iken yine burası 3S3 mi yaptı? Evet. E şuraya bakacak olursak bu dörtgenin alanını ne yaptı arkadaşlar? 4S1 artı 4S3 yaptı. Tüm alan. Burası 4S1, burası da 4S3 yaptı. Şuraya bakalım. S2 artı S4'e yoğunlaşalım. Hocam şuradan şunu çizecek olursam bu ortada bana. Şunlar eşit, bunlar eşit olduğu için S2 ise burası 3S2. Hocam S4 ise burası da 3S4 yaptı. Tüm alan ne oldu arkadaşlar? Tüm alan. Hocam tüm alan 4S2 artı 4S4 oldu. 4S2 artı 4S4 oldu. Her ikisi de aynı dörtgen değil mi? Evet. Burada 4S1 artı 4S3 eşit oldu. Burada da 4S2 artı 4S4'e eşit oldu. Bunlar birbirine eşit değil mi? Aynı dörtgenin alanı çünkü bunlar. Bir buradaki S1, S3'e bakarak yaptım. Bir de burada S2, S4'e bakarak yaptım. O zaman burada 4S1 artı 4S3 ise. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tüm alan 4S1 artı 4S3 ise. Hocam burası. Bakın şu alanlara bakın. Bu alanlar da S1 artı S3. Tüm alanın dörtte biri mi? Evet. Hocam bu alanlara bakıyorum. 4S2 artı 4S4 ya tüm alan. E burası da S2 artı S4 tüm alanın dörtte biri mi yapıyor? Evet. Bakın. Şu karşılıklı alanlar tüm alanın dörtte biri. Bu karşılıklı alanlar tüm alanın dörtte biri. O zaman her ikisi de birbirine eşittir diyebiliriz. İşte bu hikaye oradan geliyor. S1 artı S3, S2 artı S4'de o da tüm alanın dörtte birine eşit. Şu ikisinin toplamı tüm alanın dörtte birine eşit. Bu ikisinin toplamı da tüm alanın dörtte birine eşit. Neyse. Her ikisinde de iki alanda 4S1 artı 4S3, 4S2 artı 4S4 buldum ya. E o zaman burada S1 artı S3 4'e böldüğüm zaman S2 artı S4'e eşit oldu. Aynen öyle. Bakın bunun ispatını yapmış oldum. İspatları sizin için önemli arkadaşlar. Sıkıştığınız zaman, değişik bir şey geldiği zaman bu şekilde ispat yapmayı da bilmelisiniz. Önemli yerlerde zaten hep ispat yapıyorum farkındaysanız. Hocam tamam çok güzel. Şunu ispatladınız. S1 artı S3, S2 artı S4 o da tüm alanın dörtte biri. Şu karşılıklı alanlar toplamı şurada gösteriyorum arkadaşlar. Şu S1 artı S3 tüm alanın dörtte biri. Bu S2 artı S4 de tüm alanın dörtte biri. O zaman ne oldu? Şu karşılıklı alanlar da birbirine eşit oldu dedik. Hocam şu ikisi tüm alanın dörtte biri ise, 1 bölü 4'ü ise. Şu ikisi de tüm alanın dörtte biri ise. Bakın şu ikisi dörtte biri. Bu ikisi de dörtte biri ise, 1 bölü 4'ü ise. 2 bölü 4'ü mü yaptı tüm alanın şunların toplamı? Yani 2 bölü 4 de 1 bölü 2 demek değil midir? Evet. Şunların hepsi tüm alanın yarısı yaptı. Geri kalanı da tüm alanın yarısı yapmaz mı? Yani tüm alana S dersek bu da tüm alanın yarısı olur arkadaşlar. Özellikle ve özellikle bu gerçekten önemli arkadaşlar. Hatta dörtgende böyle orta noktalar gördüğünüz zaman şu orta noktalar içeride oluşan paralel kenarın alanı
tüm alanın dörtte birine, pardon, tüm alanın yarısına eşittir. Bunu sakın ama sakın unutma. Evet, tüm alanın yarısıdır burası. Bir de karşılıklı alanlar toplamları tüm alanın dörtte birine eşittir. Hatta birbirine de eşittir. Geldik şuraya. Evet, şu örneğe geldik. Arkadaşlar, alan kalemini böyle vermiş. Bak, dörtgende orta noktalar verilmişse işte şu özellik aklımıza gelecek arkadaşlar. Şu, tüm alanın dörtte biri olması. O zaman o aklımıza gelecek. Hemen burada da orta noktayı alıp o dörtgeni oluşturacağız arkadaşlar. O dörtgeni oluşturmak gerçekten önemli. İnce sorulardan biridir. İnce sorulardan biridir demeyeyim de ince noktalardan biridir. Dikkat edin. Hocam, içerideki oluşan şekil bir paralel kenardı. Daha görmedik ama paralel kenarın bir yarısı 6 ise diğer yarısı da 6 değil midir? Evet. Bu da tüm alanın nesiydi arkadaşlar? Bu da tüm alanın yarısıydı. Tüm alanın yarısıysa ABCD dörtgenin alanı da 12'nin 2 katı değil midir? Yani 24 yapar arkadaşlar. Evet, buna dikkat edin. Böyle orta noktaları verirler. Bir üçüncü, dördüncü orta noktayı da sizin bulmanızı isteyebilirler. Özellikle eşitler olduğu zaman bu özellik de aklınıza gelsin arkadaşlar. Ha, korkmayın. Ya hocam, dörtgenlerde ne kadar çok özellik yaptık şöyle baktığınız zaman. Elle tutulur. Bak, onu da söyleyeyim. Elle tutulur. Bir bu özellik var. Bir bundan önceki özellik. Köşegenler işte arasındaki açı. Bir de köşegenler dik kesişen dörtgenlerle ilgili var. Yani 3 tane özellik var şöyle baktığımız zaman. Ha hocam, açı ortaylar maçı ortaylar. Bilseniz de olur, bilmeseniz de olur dedim aslında şöyle baktığınız zaman. Elle tutulur 3 tane özellik var. O 3 tane özelliği bildiğimiz zaman sıkıntı yaşamayız. Unuttuğum bir şey var mı? Bu kaçıncı özellikti? 6. özellik. Bakalım şu. Şu özellik. Ondan sonra 5. özellik. Köşegenler arasındaki açı alfa ise köşegenler çarpımının yarısı. Köşegenler dik kesirse karşılıklı kenarların kareleri toplamı. İşte bu 3 özellik sadece. Diğerleri de açı ortayla ilgili özellik zaten. Gerek var mı? Bence o kadar da gerek yok da bilseniz de iyi olur diye söylemiştik. Neyse, geldik şuraya. ABCD dörtgeni biçimindeki bir karton böyle KN ve LM doğruları boyunca kesilip küçük parçalar atıldığında şu parçalar atılıyormuş arkadaşlar. Alanın 4 birim kare azalıyormuş. Bak, alanın 4 birim kare azaldı. Yani şu alanla şu alanın toplamı nedir diyor sana? 4'tür diyor. Yani direkt 4 demiyor da alanı 4 birim kare azaldı diyor. Yani şu ikisinin toplamı 4. Aa hocam, şu karşılıklı alanlar toplamı 4. Bu karşılıklı alanlar toplamı da 4 değil miydi? Yani burası y, burası 1 ise y artı 1. Şu karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşitti. Bu ikisinin toplamı 4 ise bu ikisinin toplamı da 4 yapacak. Yani y'yi kaç bulduk buradan? 3 bulduk. Evet, y'yi 3 bulduk. Bir de ne isteniyor bizden? Şu x alanını da bulacağım. Karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşitti ve karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın 4'te 1'ine eşit değil miydi? Tüm alanın 4'te 1'i 3 artı 1'e eşit arkadaşlar. 3 artı 1'e eşit. Yani S alanı, yani tüm alana S diyecek olursak S alanı kaç yaptı o zaman? 4 kere 4 16'ya eşit oldu. S alanı 16 ise bu içerideki oluşan dörtgende, orta noktalardan oluşan dörtgende tüm alanın yarısı değil miydi? Evet. 16'nın yarısı da burası kaç yapar arkadaşlar? 8 yapar. Burası da x alanı olarak verilmiş. Bizden x eksi y isteniyor. Yani x'i 8 bulduk. Y de zaten kaç bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. 8 eksi 3'ten cevabımız da kaç çıkar? 5 çıkar. Evet. Böylelikle bu sorunun cevabında 5 bulduk. Ve dörtgenleri bitirdik arkadaşlar. Genel dörtgenleri bitirdik daha doğrusu. Sırada ne var? Bir sonraki de bölüm 2. Bölüm 2'de ne var arkadaşlar? Paralel kenar var. En önemli konulardan biri arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda, paralel kenar videosunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.